Selamünaleyküm. Evet, maşallah. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Kendimize hac yapıp dönmek için değil, 90 bine yakın hacımızın, hacı adayımızın irşadından teknik desteğine varıncaya kadar her alanda onlara yardımcı olmak, onların makbul, mebrur hac yapabilmeleri için kendilerine destek olmak amacıyla da buradayız. Yani hem hac yapmış olacağız, hem de hacılarımızın mebrur hac yapabilmeleri için onlara yardımcı olacağız. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz hangi vazifeyle gelmiş olursak olalım, hacdan esas amaç hacı irşade dönüştürmek, hacı eğitime dönüştürmek. 90 bin kadar hacımızı geldikleri gibi geri dönmelerine engel olmak. Geldikleriyle döndükleri arasında çok büyük gelişmelerin olması lazım. Mürşitler, işte irşat yapan hocalarımız var ama esasında hepimiz burada ekip başkanlarından ekiplerde çalışan teknik hizmetlilerimize varıncaya kadar hepimizin zihnimizde, gönlümüzde, kalbimizde hacılarımıza hizmet ederken onları nasıl irşad edebiliriz? Onlara yemek ikram ederken nasıl irşad edebiliriz? Başka türlü ihtiyaçlarını giderirken onlara acaba irşatlarında bir faydam olabilir mi? Bunun derdini taşımalıyız. Bunun için geliyoruz buraya. Hac ibadeti ne namaza benziyor, ne oruca benziyor, ne zekata benziyor. Hem mali hem bedeni ibadet olması açısından tek. Dolayısıyla sabır isteyen, tahammül isteyen bir ibadet. Bütün ekiplerimizin sabır ve tahammül göstererek hacılarımıza en iyi hizmeti nasıl yapabiliriz? Onların kalbi dönüşümlerini, onların zihniyet dönüşümlerinde nasıl payımız olabilir? Döndükten sonra bizi unutmamaları için neler yapabiliriz? Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, farklı farklı alanlarda inşallah son hacımız buradan hareket edinceye kadar çalışacaksınız, gayret edeceksiniz. Son hacımız gidinceye kadar o heyecanı hiçbir zaman eksiltmeyelim, hafifletmeyelim. Bizim için olmazsa olmaz en önemli vasıflarımızdan birisi heyecandır. Aşk, heyecan, ihlas ve samimiyet. El-din ve el-nasihah, Allah Resulü Efendimiz'in sözü. Din samimiyettir. Din samimiyettir. Samimi olursak, niyetlerimiz samimi olursa innemel amalu binniyat, niyetlerimize göre Cenab-ı Hak amellerimizi yaratacaktır. Niyetlerimiz inşallah ihlaslı olur, samimi olur ve netice itibariyle Rabbimizin bizim için yarattığı amellerle hayırlı olur. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Belki tekrar tekrar
hac yapmış olabilirsiniz ama her hac bizim için çok önemli. Mebrur haclar diliyorum hepiniz için. Mebrur kabul olmuş umreler, tavaflar, sayiler temenni ediyorum. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bu hizmetleri dergâh-ı uluhiyetinde kabul eylesin diyorum. Tekrar hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.